Merhabalar 11. sınıf arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, kendi kanalımıza İngilizce Kralım'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 1. dönem 2. yazılının 3. örnek videosunu beraber göreceğiz. Bundan önce 2 tane örnek videomuz var. Bu da 3. büyük ihtimal devamı da gelir bu hafta ve önümüzdeki hafta. Takipte kalın. Hemen bir numaradan başlıyoruz. Fill in the blanks with the correct words. Doğru kelimelerle boşlukları doldurunuz. Kelimelerin anlamına bakalım. Illiteracy, okuma yazma bilmemek. Bazen bazen cehalet anlamına da kullanılır ama sık değil. Bunu da bilin. Racism, ırkçılık. Failure, başarısızlık. Disability, e Yeteneksizlik bazen de e, mesela şey için kullanılır. Hani engellilik durumu için kullanılır. Bakalım cümlelere şimdi anlamları bildiğimiz için cümlelerde bunları yerleştirmemiz çok kolay. Number one legally and morally incorrect. Legal olarak da yani yasal olarak da, moral olarak da yanlıştır. And unfortunately it caused Wars ve maalesef e, savaşlara sebep oluyor. Ne olabilir bu? Yukarıdaki kelimelerden tabii ki racism. Sadece dikkat ediyoruz. Baş kelime olduğu için nasıl yazılacak? Büyük yazılacak. <laughs> İki numara. Lucy can't walk, but he doesn't let his bla 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 prevent prevent her from going to school. Lucy yürüyemiyor ama onun nokta nokta noktasının onu okula gitmekten alıkoymasına izin vermiyor. Nesi? Onun engeli yani disability. Üç numaraya bakalım. There are a great number of schools to decrease the rate of. Diyor ki birçok okul var. Nokta noktanın oranını düşürmek için. Neyin oranını düşürmek için? Okuma yazma bilmemenin oranını düşürmek için. Yani buna illiteracy yazabilir miyiz? Tabii ki evet. Dört numara. Peter was disappointed due to his during the exams. Peter sınavlar esnasındaki nokta noktasından dolayı umutsuz oldu başarısızlığından dolayı değil mi? Sınavlardaki başarısızlığından dolayı. Yani failure. Failure. Bunu failure okuyan, yanlış okuyanlar da var. Failure. B sorusuna geliyoruz. Can could. Çok bunu üzülerek söylüyorum. Kitapta çok saçma bir kavram var. Can geniş zaman için kullanılır, şimdiki zaman için kullanılır, could geçmiş için. Arkadaşlar gerçek dünyada, gerçek İngilizcede hani yurt dışına gittiğinizde böyle bir saçmalık yok. Açıkça söylüyorum. I could hear you. Seni duyabiliyorum. Bakın could kullandım ama duyabiliyorum anlamında, şu an anlamında. Yani bunu kullanırız. Ama maalesef kitabınızda kim hangi kafayla yazmışsa ona da alkış, ona da alkışlıyorum. Can sadece geniş zaman. Şimdiki zaman could sadece geçmiş zaman olduğu için hangi gezegenden işte bu gramer alınmışsa ona uyarak maalesef mecbur şekilde bunu yazıyoruz. Ve bu şekilde kavruyoruz. Kitapta sınavda çıkan kelimeler can geniş zaman şimdiki zaman could geçmişle ilgili. What Tom do when he was a child? When he was a child çocukken yani could kullanacağız. Çocukken Tom ne yapabiliyordu? Kate has a problem with English. Kate'in İngilizce ile bir problemi var. She can't understand anything. O hiçbir şey anlayamıyor. Problemi var. Has kullanmış. Geniş zaman bu, bu tarafta da can't kullanıyoruz. And diyor ki pardon and can veya could memorize anything she sees around without missing a detail geniş zaman olduğu için can kullanıyoruz. Ne diyor cümlede? En etrafındaki her şeyi en küçük detayı atlamadan bile gördüğü her şeyi aklında tutabiliyor. Dördüncü soru Michael Jackson was a wonderful dancer. Michael Jackson büyük bir dansçıydı diyor. Keşke sanatçı deseydi en azından. Ee, şimdi was Zaten ölmüş birisinin hakkında konuşuyoruz. Geçmişle ilgili direkt devamını okumasak da kudu seçebiliriz. Ama bakalım. Demiş ki he could create moonwalk dance style. Ay yürüyüşü dans stilini e, icat edebildi, yaratabildi. Complete the sentences with when or while. Yine de burada da bir düz mantık var. Şimdi biliyorsunuz. E, arkadaşlar. Bazen past simple ve past continuous yapıları birbirinin içinde kullanılıyor. Nasıl mesela ee, ben şunu yaparken şu oldu gibi. Böyle cümlelerde. Bakın yine de daha basit bir man düz mantık şu oluyor. Süreçli şeyler için eylem süreçli ise yani continuous halinde ise while kullanalım ondan önce. Eylem aniden olup bitiyorsa yani simple ise when kullanıyoruz ondan önce. Bu mantıkla bunu çözelim. Bakın bir numarada diyor ki Sue was waiting for the 12 o'clock train. She met an old friend. Su 12 saat 12 trenini beklerken eski bir arkadaşı gördü. Eski bir arkadaşla görüştü beklerken beklemek süreçli bir eylem olduğu için while kullanıyoruz burada beklerken şu oldu iki numara the teacher came into the classroom some students were arguing with each other öğretmen sınıfa girdiğinde bazı öğrenciler birbirleriyle tartışıyorlardı. şimdi öğretmenin girişe came simple olarak yapılmış ani bir şey yani when girdiğinde hani Can değil, girerken değil. Girdiğinde bazı öğrenciler birbirleriyle tartışıyorlardı. I arrived home. Eve vardım. All the guests were having tea and biscuits. Eve vardığımda ya da şöyle diyeyim. E, tüm e, e, misafirler çay ve bisküvi yiyorlardı. Şimdi burada when mi kullanalım, while mi kullanalım? Çok pardon. Şimdi misafirler sürekli bunu öğrenciler ağzımdan çıkıyor. O yüzden sürekli ö sesi çıkıyor. Özür dilerim bunun içinde. Tüm misafirler şunu yapıyorlardı. Süreçli bir şey. <laughs> While dört numara. She was a little girl. Küçük bir kız iken, she visited her relatives with her mother akrabalarına annesiyle ziyaret ederdi. Şimdi iki tarafta da burada simple var. Yani hiç tarafı süreçli bir şey değil. İşimiz daha kolay burada ama zaten ikinci tarafta da onun olması sorun değil. Neyin olması? Boşluk verdiği taraf yani she was bunu basit olarak kullanıyoruz. When she was a little girl küçük bir kız iken şöyle olurdu. 5 numarada the Pearson's were having a large breakfast the doorbell rang Kapı çaldı ee, şey Pearson'lar büyük bir kahvaltı yaptıklarında kapı çaldı Kapının çalışı ani bir şey when kullanıyoruz When the doorbell rang the Pearson's were having a large breakfast When the doorbell rang, kapı çaldığında onlar büyük bir kahvaltı yapıyorlardı. I liked working in group and pairs. Grup ve çift olarak çalışmayı severdim. I was a secondary school student. Ben uh, ortaokul öğrencisiyken. When I was. Burada da cümlenin iki tarafındaki... Uh, ...simple olarak kullanmış. D sorusunda... ...complete the sentences with the given words... ...verilen kelimelerle cümleleri tamamlayacağız. Drop out of... ...bir kurumdan veya bir okuldan... ...mezun olmadan önce ayrılmak. Obstacles... ...engeller... ...suffer... ...hastalıktan, kötü bir durumdan... ...muzdarip olmak... ...veya hani bazen muzdarip ne demek diye yazıyorlar... Öğrenciler yorumlara ben Türk değilim bu kelimeyi biliyorum. Ee, ana dili olan birisinin bu kelimeyi bilmemesi de ilginç geliyor bana. Hani bir şeyden e, mesela hastalıktan muzdaripti. Ben bunu nasıl anlatayım? Hastalıktan sıkıntı çekiyordu gibi. da üstesinden gelmek. Bakalım cümlelere. You can easily your problems with the help of your family and friends. Arkadaş, Ailem ve arkadaşların yardımıyla e, problemlerinin üstesinden kolaylıkla gelebilirsin. Overcome. Bu arada arkadaş falan söylüyor da kendinizden başka kimseniz yok e, arkadaşlar. Bunu da bilin hayatta. E, tamam aile çok önemli. Aile her zaman candır yanımızda olur. Onun haricinde şu an canınızı bile verirsiniz düşündüğünüz arkadaşı belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra nerede olduğunu bile bilmeyeceksiniz. O o yüzden bu arkadaşlık falan kavramı boş şey. Bu dediğimi unutmayın. 10 yıl sonra hayat size gösterecekti zaten isteseniz de istemeseniz de. Marla had to blah 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 the course because she couldn't pay for it anymore. Marla kursu bırakmak zorundaydı. Çünkü artık ödeyemiyordu onu. Ödemesini yapamıyordu. Dediğim gibi bir kursu veya bir kurumu okulu bırak mezun olmadan bitirmeden bırakmak için drop out of kullanırız. Had to drop out of the course. Üç numara sadly children from poor health conditions during the wars. Maalesef çocuklar Kötü sa e savaşlar sırasında kü e kötü sağlık şartlarından zor durumlar, muzdaripler, suffer. Dört numara, if you want to realize your dreams, eğer hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, clear the on your way yolundaki engelleri kaldır, obstacles. Böyle yazdık. İyi sorusunda kelimeleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Böyle sorularda asıl sağ tarafta olan şeylerin anlamını bilmek de bizim işimize yarar. Ee, yarayabilir. Pimples, sivilceler, scars, yaralar. Ondan sonra... Ee, medication, ilaç. Ointment... ointment Merhem. Şimdi, squeeze böyle sorularda emin olduğunuzdan başlayan squeeze sıkmak, sivilce sıkmak. Iğrenç bir şey olsa da burada yazmış arkadaşımız a squeeze pimples. Şimdi ondan sonra apply ve prescribe. Bakalım prescribe her zaman yani çoğu zaman diyelim medicationsla gelir ilaçlarla ve reçete yazmak anlamında prescribe medication yani reçete yazmak, ilaç yazmak. Prescribe için de c'yi kullanıyoruz. <laughs> apply birçok anlamı var. İşte başvurmaktan tut ta ki mesela yapmak, sürmek. Burada sürmek anlamında merhem sürmek için kullanılır apply ointment. Merhem sürmek. Get rid of kurtulmak. Scars yaralar, yaralardan kurtulmak. B'yi kullandık. F sorusu diyor ki complete the sentences with past simple or past continuous tense. Yine de basit geçmiş veya süreçli geçmiş kullanacağız. Tam Türkçe ismini bilmiyorum ama sorun değil. <laughs> Bunlarda da dikkat edeceğiz. İki eylem yan yana yapılıyorsa hangisi süreçli hangisi ani bir şeydir. Ona göre kullanacağız. The old lady was trying to cross the street when a boy diyor ki Yaşlı bayan caddeyi karşıdan karşıya geçmek istiyordu ki bir çocuk yardım önerdi. When a boy offered. Bunlar da geçmiş zamanda kullanmayı unutmayın. Offered help. <laughs> İki numaradan devam ediyoruz. Mary the burglar while he was rushing into his car see falan zaten görmek anlamında olan see bunlar static verbs static fiiller ve ing almaz mary saw the burglar mary e, arabasına hızla koşarken hızla e, giderken hırsızı gördü while mr reason the television he fell asleep By Reason televizyonu tamir ederken uyuya kaldı. Televizyonu tamir etmek süreçli bir şey ve while da burada bize yardım edebilir. Ama while when hani while kelimesi falan bazen basit şekilde düz mantıkla öğrendiğimiz kuraldan farklı da yerde kullanılabilir. O yüzden siz süreçlerin, eylemlerin anlamına bakın. Eylem süreçli ise ing, süreçli değilse Simple halinde kullanacağız. Burada was fixing. Was fixing. 4 numara. My brother was tidying the bookcase while I the beds. Şimdi erkek kardeşim e, kitap raflarını düzenliyordu. Ben yatakları düzeltirken. Yatakları düzeltmek de süreçli bir şey. Burada da I Was making kullanacağız. ING kullanacağız. Dört numara. Tina was playing with her dolls when her brother his homework. Diyor ki e, Tina bebek oyuncaklarıyla oynuyordu erkek kardeşi ödevini bitirdiğinde. When her brother finished bitirmek ani bir şeydir. Mesela siz yarım saat bir şeyi bitiremezsiniz. Yarım saat boyunca yarım saat yaparsanız ve son anında o son saniyesinde bittiği anda o bitmiş olur. Yani bitmek ani bir şeydir. Örneğin aramak ve bulmak gibi. Aramak süreçli bir şeydir. Mesela bir saat bir gün bir şeyi ararsınız ve bir anda bulursunuz. O bulduğunuz an hani o bitiyor. O bulma işlemi işte diyemezsiniz ben iki saat boyunca telefonumu buldum. Hayır. iki saat aradın. Son anda o bulduğun an, bulmak eylemi gerçekleşiyor. Bunlara dikkat edin. In my dream hayalimde I shout when the monster caught my hand. Canavar elimi tuttuğunda ne yaptım? Bağırıyordum. In my dream I shout when The monster caught my hand. Bağırıyordum. Canavar elimi tuttuğunda bağırıyordum. Bağırmak süreçli bir şeydir. I was shouting. I was shouting when the monster caught my hand. Tamam. G sorusunun cümleleri, kelimeleriyle bu cümleleri dolduracağız. Kelimelerin anlamına bakalım. Curator, müze müdürü achieve elde etmek. Adorable, sevimli, çok güzel anlamında. Delegant, çalışkan, gayretli. Coincidence, tesadüf, privileged, ayrıcalıklı. Bir numara. Students are likely to be more successful in their school lives. Nokta nokta öğrenciler. Büyük ihtimalle okul hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Nasıl öğrenciler arkadaşlar? Çalışkan öğrenciler. Evet. Delegant. 2 numara keep studying. Ders çalışmaya devam et. You'll your goals sooner or later. Tez ya da geç hedeflerini elde edeceksin. Achieve. 3 numara Mr. Parker's students feel to have a chance to study with him in the project. By Parker'ın öğrencileri proje dönem projede onunla çalışabildiklerini şanslı oldukları için, çalışma şansları olduğu için kendilerini ne hissediyorlar? Ayrıcalıklı. Privileged. 4 numara Sally has been married to Andrew for 15 years with two children. Sally 15 yıldır Andrew ile evli ve iki çocuğu var. Nasıl çocuk? Sevimli. Güzel çocuğu var. Adorable. 5 numara The of the museum was so helpful during our visit. Müze müdürü vizitimiz yani ziyaretimiz esnasında çok yardımcıydı. Curator. 6 numara Believe it or not. İster inan ister inanma. It's just a bu sadece bir nokta nokta. I'm not following you. Ben seni takip etmiyorum. Coincidence. nokta yok nokta silelim tamam. Rewrite the sentences using the word in the brackets. Parantezindeki cümle, e, ke, kelimelerle cümleleri yeniden yazın. Baktım bunların yazması video sırasında çok uzun sürer. Zamanınız gitmesin diye yazdım önceden ama açıklamasını yapıyorum. He bought his dream car and drove home. Hayal hayallerindeki arabayı aldı ve eve sürdü. Şimdi By the time by the time bize yapılan bir yani olup biten bir zamanı gösterir. By the time he bought his dream car hayallerindeki arabayı aldığında he drove home. Eve sürdü, eve doğru sürdü. Yani by the time he bought his dream car onu aldı, aldığında eve sürdü. After kullanacağız ikinci cümlede. I took the wrong train. Yanlış trene bindim. I found myself in Pisa not in Siena. Kendimi Pisa'da buldum, Siena'da değil. Şimdi ön after diyor. After sonra. Yani yanlış arabaya yanlış trene bindikten sonra kendimi Pisa'da buldum, Siena'da değil. Yani after I took the wrong train yanlış trene bindikten sonra kendimi orada buldum. Şurada değil. After'ı oraya kullanıyoruz. Üç numarada cümle daha karışık olmuş. Diyor ki after they graduated from the university they got married. Onlar üniversiteden mezun olduktan sonra evlendiler. After diyor. Bunu before ile değiştireceğiz. Bakın burada zaman çizelgesini hayal edin. Zaman çizelgesi önce üniversiteden mezun oluyorlar sonra evleniyorlar. Tamam mı? Demek ki evlenmeden önce üniversiteden mezun oluyorlar. Bunu şimdi İngilizce söyleyelim. Before they got married, they graduated from the university. Onlar evlenmeden önce üniversiteden mezun oldular. Dört numaraya bakalım. I finished my homework at 10 p.m. Saat 10'da ödevimi bitirdim. Bay kullanın diyor. At ve bayın ne farkı var? Biraz bu cümle garip bir cümle. Çünkü bay biz ya Gelecek içerikli şeylerde kullanırız. Ya da şu saate kadar burada olmalıydı. Geçmiş kullanırsak da hani geçmişte gelecek diye bir yapımız var. İngilizce'de onu kullanırız veya e, Future Perfect kullanabiliriz. Yani burada sadece kullanmanızı istemiş. Kullanmanızı istemiş ve e, o yüzden garip bir cümle çıkacak. Saat 10'da bitirdim demek ödevimi yani saat 10 olduğunda hani yazıp bitirdim. Ama bay kadar demek, ona kadar bitirdim demek yani saat Akşam 8'de de bitirmiş olabilirim. Bir sana diyor ki saat 10'a kadar bitir. Ve sen 8'de bitiriyorsun. Tamamdır yani 10'a kadar bitirmişsin. Yani saat 10'dan 10'u 0 bir geçe ödevin kalmamış. Saat 9'da da bitirebilirsin. Saat 9.59'da da. By ve at arasındaki fark budur. I finished my homework at 10 pm. Akşam 10'da e, ödevimi bitirdim. I finished my homework by 10 pm. Saat 10'a kadar ödevimi bitirdim. Bu şekilde oldu. I sorusunda da write the correct forms of the verbs. E, fiillerin doğru e, şeklini yaz. Fiilleri sol tarafta yazıyor. V2 ve V3 hallerini istiyor. Görüyorsunuz. Be was, were, been see, so, seen, finish, finished, finished. Düzenli fiil olduğu için go, went, gone, put. Hep tekrar oluyor put, put, put. Watch da yine düzenli bir fiil. Watched, watched. Bu arada sosyal medya adreslerimizde bunlar. Özellikle Instagram'dan falan beni desteklerseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Umarım iyi bir sonuç alırsınız. Devamı da gelecek bu sınav örneklerin. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.